Sorabilir miyim? Son sorum olacak bu. Bandırma Spor bir ilgili çıkmazsa yardımlarımız kesilecek mi? Biz Bandırma Spor'a bir yardım yapmıyoruz. Biz tesislere yardım ediyoruz. Yok, geçen gün bir açıklamanızı okudum. Balıkesir gazetelerinde de işte yatırımlar birinci gelir çıkmayı da doğru orantılı bankasıya demişsiniz. Biz tabii biliyorsunuz bu işler böyle spor camiasıyla bir araya geldiğinizde böyle demeniz gerekiyor. Hani bu bir şeydir biraz yani hani. Motivasyon. Motivasyon anlamında. Şimdi ama bu şu anlamda doğru. Bakın biz Bandırma stadını yapmak için işte geçen seneden beri uğraşıyoruz. Yani ek tribünleri yapmak için. Belli bir mesafede kat ettik. Yani olağanüstü bir aksilik olmazsa ödeneği temin etmek üzereyiz. Şimdi biz bunu hep ne diye söyledik biliyor musunuz Ankara'da? Evet. Bandırma Spor Bankası'ya çıktı çıkacak. Yani çıkmak üzere. Geçen sene. Eli kulağında. Ve biz hep böyle yani bu güçle söylüyorsunuz. Eliniz güçleri ödüyorsunuz. Şimdi bu biraz bu anlamdadır. Bunu kullanırsın. Bu Balıkesir için de geçer. Yani ben Balıkesir sporlara da diyorum. Kardeşim bak biraz ne yaptınız mesela iki takım da üçüncülükten ikinci lige çıktı. Biz şimdi o havayla her gittiğimiz yerde diyoruz ki kardeşim bizim takımlarımız işte lig çıktı şimdi bu sene bir üste daha çıkacaklar. İşte bizim yok tribünümüzü şöyle yapmamız lazım, yok şunu aydınlatmamız lazım, işte stadımızın soyunma odaları şöyle olması lazım. Niye? Çünkü lig biliyorsun lig yükseldikçe Futbol Federasyonu'nun belirlediği kriterler değişiyor. Biz şimdi mesela hem Bandırma hem Balıkesir'e maçlar başlamadan önce inşallah elektronik scoreboard siparişi verdik. Yatırım maliyeti nedir efendim bunun? Bunun tanesi 130 veya 140 bin lira herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Tamam mı? Yani şu anda ikisi de yurt dışından geldi. Sipariş geldi. Şimdi kuracaklar onları. Artık biz de mesela diğer birincilik takımlarının statlarında olduğu gibi artık kocaman 24 metrekare bir ekrandan scoreboard'dan şeylerimizi göreceğiz. Mesela ben buna ne zaman karar verdim biliyor musun? Geçen sene Bandırma'nın ilk maçına geldiğimde karar verdim. Şimdi Sayın Valim bu genel idare mi özel idare bütçesinden aklından kaynaklı? Bu ne genel idare ne özel idare. Bu Yılmaz Arslan'ın örtülü ödeneği. Örtülü ödeneği. Efendim Bandırma Stadı'nın ek ödeneği tribünler ne kadar? Bulmak üzere 5,5 milyon lira tutuyor. Tabii bunun hepsini birden yapma şansımız yok. O kadar parayı bulamayız şimdi gerçekçi olalım. Fakat biz şimdi şöyle yapacağız. Diyelim ki biz ne bulduk? 1,5 milyon lira bulduk. 1,5 milyon liralık yapacağız. Ödenek ödenek sonra ödenek bulduğumuzda devam edeceğiz. Çünkü tribün yapmak zor bir şey değil. İnşaat anlamında en basit iş bu. Öngörülen rahat sene ne kadar efendim mesela? İşte biz 19 bine çıkaracağız Bandırma Spor'u. Şimdi şöyle benim tahminim şimdi bu Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tabii bakanlığa falan dönüşünce biz burada birkaç ay kaybettik ister istemez. İşte genel müdür değişti, şu oldu, bu oldu. Benim asıl hedefim bu sene hiç olmasa 1,5-2 milyon liralık bir iş yapmaktı. Ama tabii yılın da sonuna geldik şimdi. Ödeneği temin etsek bile ihale süreci vesaire hani bu yıla yetişmesi yani 2011 için söylüyorum. Yetişmesi zayıf gözüküyor. Yani. Ama 2012'de bu yatırımları özellikle kent tarafını yapacağız. Bu yatırımları hızlandırma fonundan alma şansınız var mı? Oradan alacağız. Oradan mı? Efendim bir de ben